merak etme. Dimdik gülüyorum. Kambur durmuyorum artık. Senin gibi abi. Yemek de seçmiyorum. Ya sen demiştin ya, yemek seçersem bir karış kalırsın. Gerçi artık seçebilirim değil mi? Bir 90 oldu. Baba ne? İşte huysuz ve tatlı kadın. Baba, aynı annem gibi arıza bir kız bul. Ben de senin gibi seviyorum. Böyle çatık kaşlı, atarlı. Ben demiştin ya, manzarayı seviyorsan yokuş çıkacaksın diye. Çıkıyorum. Değişmedim ben hala. Eskiden de gök gülerken yanında yatardım. Şimdi de. Niye gittiniz ki siz? Kimse sizin gibi değil. Başka biri var, ben arayacağım sen az sonra. Çekmeyecek, çekmeyecek. Aa, çekmiyor. Sesim gelmiyor. Duyamıyorum. Yalnız gözleri açarsak görüntüler mi? Günaydın diyorum Amazon kızı. Sırıtıyorum be sabah sabah. Ben daha uyanmadım. Uyku almadım ben ya. Bak suratım poşet gibi şu an. Kalk hadi bir yere götüreceğim seni. Tamam sen git ben. Geleceğim arkana. Ya hadi. Tamam sen tek git ben gelmeyeceğim. Ama beraber gidersek keyif olur hadi. Bir huzur ver ya. Bir huzur ver oğlum bir huzur ver. Uyuyacağım ben. Bir dakika bir dakika. Sen pembe toka mı takıyorsun? Seninki algıda seçicilik değil. Seninki bambaşka bir şey. Ya gece ben onu buldum, taktım öyle ne var? Günaydın Amazon kızı. Yok mu hani bir tatlış bir günaydın falan? Yalnız uçmuşsak, yani fizik kurallarına uyalım. İnsan doğasına aykırı. Uç bak. Bir günde böyle güzel bir kahvaltı falan hazırlarsın bana olmaz mı? Tamam ya. Yaşı 4'ten gün almış. Çok mu imkansız? Değil canım hiç imkansız değil. Hatta hayal et. Ben sana şimdi kahvaltı hazırlamışım. Uyandırıyorum seni. Küçük kareli böyle masa örtümüz var. Böyle kallavi bir sofra hazırlamışım ben sana. Envai çeşit reçel, pankek, börek, pasta, tatlı. Ne varsa yani aklını ne alabiliyorsun. Yumurta falan da yapmışım. Yumurta kayısı olursa bak olur. Tabii ki de. Köpeğin olsun kayısı yumurta senin. Tabii ki de yani. Bana uyar. Oğlum senin saatten haberin var mı? Geç mi kaldım? Hayır başka bir işimiz var. Bu ne? Bu ne? Bu saat ne? Ben bu saatte uyanmam ki. Bak, bak Barış çok sinirliyim var ya şu an yanımda olmak istemezsin ha. Şu anda tam olarak yanımda istediğim için buradayım. Nasıl? Oğlum sen ne türedin buraya ya? Burası yol geçen hanıma. Yaprak. Hazırlanır mısın? Bir konuşalım. Niye okulda konuşmuyoruz? Niye bununla konuşmuyoruz? Sen niye buradasın? Niye camdan girdin gene ya? Çünkü ben 3 saattir buradayım. Burada 3 saattir. Yani ilk başta evdekiler uyanmasın dedim. Zile falan basmadım. Ama senin uyanacağın yok. 3 saattir buradayım yaprak. O yüzden buraya çıktım. Ne oldu sana? Her yerin yaprak, toz toprak. Ne oldu buralarına? Bir şey yok ya. Çok önemli değil. Ben anlatırım sonra sana. Otursana.
Ne söyleyeceksen söyle de yatayım ben bak. Bir saatim var daha. Yaprak, ben bütün gece hiç uyumadım. Niye? Çünkü yani yanlış yapıyoruz Ali'ye. Bilmesi gerekiyor. Ya Barış, çık bence artık o kafadan. Hem ben ya Ali'yi üzme ihtimali olan herhangi bir şey yapmam. Peki herhangi bir şey yapmayarak Ali'ye daha çok zarar verebileceğini düşündün mü hiç? O zaman şöyle düşün. Bir sabah kalkıyoruz ve El Avcı yok. İşe gidiyor. Okula. Yolun karşısına geçecek. Birdenbire araba çarpıyor. Niye ki? Niye ki, değil mi? Ben de çocukluğumdan beri kendime bu soruyu soruyorum. Niye ölür ki insanlar? Ama ölürler. Okula gideriz. Küçük bir anma konuşması. Müdür yapar onu da. Böyle El Avcı'nın odasında birkaç tane karanfil. Bir saat. Sonra herkes dersine. Hayat devam eder. Barış şimdi yani sonra konuşalım. Ben uyanmadım. Uyanmadım ben anlamıyorum. Yaprak bak. Ali yoğun bakımda yatmadı mı? Yattı. Az kalsın annesinin kim olduğunu bilmeden ölecekti. Barış ne olur bak sonra konuşalım ne olur. Sonra konuşamıyoruz Yaprak. Okulda konuşulmuyor bunlar. Herkes her şeyi daha da yanlış anlıyor. Her şey daha da saçma sapan bir yere gidiyor. O yüzden ya şimdi benle dışarı çıkarsın konuşuruz ya da şimdi burada bu konuyu kapatacağız. Bunun için mi çağırdın beni? Sütlaç mı yiyeceğiz? Hani konuşacaktık? Yani bunu konuşacağız. Sütlacı mı? Hı. Benim annem çok güzel yapardı bunu. Böyle üstü komple tarçın kaplı. Her akşam isterdim onu. Ama her akşam. Sonra ne oldu biliyor musun? Öldü annem. Siz sağ olsun tekrar. Ben onu her özlediğimde pastaneye giderdim. Sütlaç yeme. Ve ağlaya ağlaya burnumu çeke çeke sütlaç yerdim. Etraftakiler de bana bakıyordu. Ne yapıyor bu çocuk? Bir gün hastaneye kaldırdılar beni. Onun yüzünden. Sütlaç yüzünden mi? Şeker kamasına giriyormuşum. Çok şeker yemişsin yakışıklı. Çok mu seviyorsun tatlıyı? Neden bu kadar yedin? Annemi çok özledim. Ondan diyemedim. Ayfer Hoca. Benim yatılı okuldaki öğretmenim. Sen yatılı okulda mı okudun? Hem de en dip, en leşinde. Nasıl yani? İflas falan?
Keşke iflas etseydik. Belki Ozan Soy torununa hayatı öğretiyor. Büyük arıza demiştin zaten. Hem de en büyüğü. Bir gün okuldayken Ayfer Hoca'nın el yazısını gördüm. Yazı sokar benziyordu kendimi yazısına. Kafam gitti. Yüzü de andırıyor. Annem oyun oynuyor sandım ben de. Çocuk aklım. Sanıyorum ki birazdan silecek makyajını. Oğlum diyecek. Biliyor musun? İlk harflerimi bile öğretmişti bana. O yoklama alırken 126 Barış burada mı diyordu? Ben de içimden buradayım anne diyordum. Bir gün gitti Ayfer Hoca. Nereye? Tayin çıktı. Bir daha öldü sanki kendin. Neyse. Bizim yatakhanenin kapısının tam karşısında bir duvar vardı. Böyle hocaların fotoğrafları asılıydı. Ben de en kötü böyle yaylarının battığı, tuvaletin kokusunun geldiği yatağı seçerdim. Niye? Çünkü Ayfer Hoca'nın fotoğrafının karşısına denk geliyordu değil mi o yatak? Bir gün yatakhanenin yeri değişik dediler. O kata bir daha çıkılmayacakmış. O gece çaldım. Herkes şaşırıyor. Ayfer Hoca'nın resmini kim niye çalsın? Şaşırırlar tabii. Onlara annesizlik ne demek bilmez. Seval annem. Biliyor musun? Burada trafik polisi var. Götüreyim mi seni yanına? Hadi gidelim. Hadi. Beşi gözü benziyor. Bir de soyadımız aynı diye kafa gitti bende. Ne bileyim belki bir yanlışlık olmuştur dedim. Hatırlamıyordum. Delilikse delilik. Yalandan da olsa. 5 dakikalığına annem. Her gün böyle yanlış yere park ederdim motoru sırf 2 dakika konuşalım diye. Yakın durdum. Kokumdan tanır belki de. Ama buraya gelince yalanlar sıfırlanıyor. Gerçek bu. Benim annen babam burada yatıyor. Ben dışarıda annem bu, babam bu diye tanımadığım insanlar onların yerine koyarken siz elinden gerçek annesini saklıyorsunuz. Çok saçma. Yani bu yüzden sen söylemezsen ben söyleyeceğim hep.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.